nimete kazandırdığımız en yüksek takdir makamı onu paylaşmakla cereyan ediyor. Nimete kazandırdığımız en yüksek takdir makamı kendi nefsimizi değil başkalarının nefsini tercih edebilmekle başlıyor. O öyle tahakkuk ediyor. Öyle olunca bakın nimet değerler üstü bir değerlere ulaşıyor. Nimet. Onunla gönüller kazanılıyor. Nimet öyle bir şey oluyor ki düşünün siz Ramazan'da verdiğiniz fitrelerle, yaptığınız cömertliklerle, iyiliklerle, verdiğiniz zekatlarla, muavenetlerle ne oluyor? Bakın o nimetle gönüller kazanılıyor. Şimdi bir nimetle gönül kazanılması, bir sofrayla gönül kazanılması zannediyorum o nimetle elde edilebilecek en yüksek değer olsa gerek, öyle değil mi? Bir sofra kuruyor ve gönüller kazanıyorsunuz. Bir sofra kuruyor ve insanlara şefkatinizi ishar ediyorsunuz. Bir sofra kuruyor ve o kurduğunuz sofrayla Cenab-ı Hakk'ın rızalığını elde ediyorsunuz. Şimdi bundan daha yüksek bir değer olabilir mi? Ondan geleni ona geri döndürmüş oluyorsunuz. Allah'tan geleni Allah'a geri döndürmüş oluyorsunuz ki ne diyordu Alvar İmamı Lütfü Efendi Hazretleri? Allah'tan al, Allah'a ver diyordu. Allah'tan almak biliyorsunuz Besmele'nin sırrı, verenin Allah olduğunun idraki. Allah'a vermek de şükrün sırrı. Ne diyor Üstad bakın? İnsaniyetteki hem cinsine şefkat, şükrü hakikinin esasıdır. Verdiğiniz o. Ona döndürüyorsunuz. Dolayısıyla nimete kazandırabileceğiniz en yüksek kadri ve kıymeti kazandırmış oluyorsunuz. Şöyle diyor Üstad bakın, herhangi bir fert, hangi fert olursa olsun kendinden bir cihetle daha fakiri bulunabilir. İşte zenginlik konusundaki kriteriniz de bu. Yani zengin dediğinizde hep insanın aklına kendinden daha zenginler geliyor. Kendinin zengin olduğunu unutuyor insan. Hep aklımıza bizden daha zenginler geliyor. Oysa zenginliğimizi anlayabilmek için bizden daha fakirlerini görmek zorundayız. Hangi seviyede olursak olalım bizden daha fakirleri var. Bir arkadaş benim Türkiye'de kalan sonra çıkan çok şükür özgürlüğe kavuşan bir kardeşimiz. Ben ona bir rüya görmüştü, sadaka ver dedim. Dedi ki Emine abla dedi, ben zaten muavenetle geçiniyorum. Yani benim dedi sadaka vermem uygun olur mu? Dedim ki elbette uygun olur. Alan da versin. Hoca Efendi böyle söylüyor, alan da versin. Vermek o kadar yüksek bir haslet ki ondan kopmamamız gerekiyor. Hiçbirimizin vermekten. Mümkün olsa Ramazan-ı Şerif'in her gününde Hoca Efendi diyor ya, size düşen şey sofranızdaki yemek çeşitliliğini değil misafir çeşitliliğini arttırmak diyor. Bakın biz yemek çeşitliliğini arttırmaya çalışıyoruz. Oysa misafir çeşitliliğini arttırmak esas olan. Mümkün olsa her gün cömertliğimiz olsa Ramazan-ı Şerif'in içerisinde. Vermeden, sofralarımıza birisini oturtmadan, birisine yardım göndermeden, birisine el uzatmadan geçirdiğimiz günümüz olmasa keşke. Çünkü değerli dostlarım, bizden daha fakirleri var. Alıyor olsak da var. Bizden daha fakirleri var. Hangi seviyede olursak olalım var. İşte zenginliği böyle değerlendirmek gerekiyor. Yani sofrasında ekmek olan, sofrasında yiyecek, ekmeğinin yanında katı olan birisi kendini zengin hissedebilir. Zengindir, Allah ona lütuflarını, ihsanlarını hissettirmiştir. Beni çok etkiler Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Meryem suresinde Allah Hazreti Meryem'e diyor ki, bak diyor başında bir hurma ağacı yarattık. Ayaklarının altından da bir su arkı akıtıyoruz diyor Cenab-ı Hak. Mucize olarak bu ikisi de. Sonra da diyor ki ye iç gözün aydın olsun. Şimdi bakın ne yiyip ne içecek Hazreti Meryem? Hurma ve su arkı. Su ve hurma. Ama bakın Allah ne diyor? Ye iç gözün aydın olsun diyor Hazreti Meryem'e. Çünkü o hurmalar Cenab-ı Hakk'ın mucize olarak yarattığı hurmalar. Sizin önünüze gelen hurmalar da Cenab-ı Hakk'ın mucize olarak yarattığı hurmalar. Dolayısıyla o sizden daha fakir olanların var olduğunun bilgisi ne yapıyor? Bizi zengin hale getiriyor. Zenginlik kavramı biliyorsunuz izafi bir kavram. Düşünün önünde serili olan yemekler var da o yemeklere bakacak gözü yok, tadacak, içinde bulunduğu sıkıntılardan dolayı tadacak ya da kalbindeki sıkışıklıklardan, ruhundaki buhranlardan, vicdani sarsıntılardan ötürü onun tadını duyacak hali olmayan insan ne kadar zengin olabilir? Düşünün mide hastası olup da Allah'ın yedirmediği bir insan, sağlık problemi olup da Allah'ın yedirmediği bir insan önüne ne kadar sofralar kurarsanız kurun ne kadar zengin olabilir? Öyleyse bize bakan veçesiyle gerçek zenginliğimiz bizim nerede ortaya çıkıyor? Cömertliğimizle ortaya çıkıyor. Kimdir zengin? Verebilendir zengin. Zengin kendini verebilecek kadar ganiyi görendir. Öyle olunca bizden daha fakirlerinin var olduğunu bilmek ve ona karşı şefkatle mukabele edebilmek bizi zengin hale getiriyor. Nice zenginler var, korkuyorlar, eksilir diye korkuyorlar. Kur'an-ı Kerim'de de onlara atıf yapılıyor biliyorsunuz. Allah'ın hazineleri onların ellerinde olsa diyor Cenab-ı Hak, eksilir diye vermekten yine korkarlar. Düşünün. Öyle bir cimrilik damarı insanın mahiyetinde var. İşte kimdir zengin? Kendini verebilecek kadar zengin görendir. Kardeşlerine şefkat edebilendir zengin. Şefkat vasıtası. Öyleyse asıl cömertlik, kardeşlerimize şefkat duyabilmenin cömertliği. Onlara şefkat duyabildiğimizde verebiliyoruz çünkü. Şefkatle mükellefiz bizden daha yoksul olan insanlara. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmasa diyor Bediüzzaman Hazretleri, şefkat vasıtasıyla muamelete mükellef olduğu insana veya insana yardım yapamaz. Bakın eğer nefsinize burada bakın ne oluyor? Zenginlik ve cömertlik kavramı getiriliyor üstad tarafından oruca bağlanıyor. Ve öyle kuvvetle bağlanıyor ki o bağı gevşetemiyorsunuz. Şöyle diyor üstad, eğer insan nefsine açlık çektirme mecburiyeti olmasa şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı, yardımı yapamaz diyor üstad. Bakın yapamaz, bu bir hüküm. Yaparsa da tam olmaz diyor üstad. Verirsiniz, yine cömertlik edersiniz fakat daha fazla verebilecekken daha eksiğini verirsiniz. Verirsiniz ama tam bir ihlasla veremezsiniz. Verirsiniz ama muhatabınızın halini vicdanınızda tam duyarak yani şefkat ederek veremezsiniz. Gene verirsiniz ama ne diyor üstad? Yapsa da tam olmaz, ihsanı yardımı yapamaz, açlık vasıtasıyla kardeşine şefkat beslemeyen birisi yapamaz, yapsa da tam olamaz. Çünkü hakiki haleti kendi nefsinde hissetmiyor. İşte mesele neymiş o zaman? O haleti hissetmekmiş. Tam şefkat duyabilmek için kardeşlerimize açlığı hissetmek. Ve bu açlığı dikkat edin hissedebilmek için orucun çok önemli bir, özellikle de Ramazan orucunun çok önemli bir mahiyeti var. Bir zengin hayatı boyunca önüne sofralar kalkıp inen birisi, günde 3 öğün yemek yiyen birisinin fakirin haline intibak etmesi ne kadar mümkün olabilir? En fazla tahmin eder, tahayyül eder. Ama bakın üstad diyor ki eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, mecburiyet, oruçla açlık çektirme mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete yani ona yardım etmeye mükellef olduğu ihsanı, yardımı o insana yapamaz, yapsa da tam olmaz. Çünkü hakiki o haleti kendi nefsinde hissetmiyor. Öyleyse üstadın bize verdiği ölçülere bakın. İnsanın fakirlerin hakiki haletini kendi nefsinde hissedebilmesi için açlığı duyması gerekiyor. Ve açlığı Cenab-ı Hak oruçla insana duyuruyor ve o açlığı duymaktan kaynaklanan hem cinsine karşı iradi, bakın yapıyorsunuz bunu, iradi olarak açlığı oruçla duyuyorsunuz ve bunun mukabili size Cenab-ı Hak hem cinsinize şefkat duygusu veriyor ve o şefkat duygusuyla yardım ettiğinizde işte tam bir muavenetle yardım etmiş oluyorsunuz.